bir oyunu heyecanla bekliyorsunuz. Belki ön sipariş veriyorsunuz daha sonradan fiyatı artar vesaire diye. Çıkmasına yakın bir iki gün kala böyle bir iyice heyecanlanıyorsunuz artık çıksın da oynayalım diye. O gün geliyor çıkıyor oynuyorsunuz ve ne yapay zekası yapay zeka ne optimizasyonu düzgün. Nereden tutsanız elinizde kalan bir oyunla karşılaşıyorsunuz. Hepinize merhabalar ben Orhan Kayalp. Son zamanlarda heyecanla çıkmasını beklediğimiz oyunların yaptıkları çok kötü çıkışlarla alakalı konuşmak için bugün karşınıza. Çıktım. Hangi oyunlardan bahsediyorum diye merak edecek olursanız en basitinden PC'ye gelen Last of Us Part 1, Star Wars Jedi Survivor veya Redfall gibi oyunlardan bahsedeceğiz. Gerçi Redfall inanılmaz beklenen bir oyunda değildi nihayetinde ama baktığımızda geçmişinde çok başarılı oyunlar yapmış olan bir firma olduğu için bu denli sıkıntılı bir şekilde çıkmasını da beklemezdik. Her neyse. Peki neden böyle oluyor? Her şeyden evvel oyunlarla alakalı tek tek de konuşacağız ama genelde bir bakmak gerekiyor. Şimdi baktığımızda bu oyunların hiçbir tanesinde bütçe açısından ne de çalışan açısından ya, ya, da üzerinde çalışılma süresi açısından sıkıntılı oyunlar değiller. Tabii ki sınırsız kaynağı yok en büyük şirketlerine bile o ayrı bir mevzu belli bir süre içerisinde belli bir bütçeyle ve belli bir insan kaynağıyla çıkarılması gerekiyor bunların. Ama öyle bağımsız stüdyoların geliştirdiği oyunlar da değil bunlar nihayetinde. Ve ellerinin altında da ciddi bir kalite kontrol departmanı ya da işte testerler e, olmasına rağmen bu denli kötü tecrübeler karşımıza çıkabiliyor olması gerçekten de bizi bayağı bir endişelendiriyor. İleriye dönük de çıkacak oyunlarla alakalı bu problemleri daha da sık görmeye de başlayacağız gibi de. Gözüküyor ki bu yıl içerisinde daha beklediğimiz hani Diablo 4 gibi ya da Starfield gibi oyunlar da olduğu da düşünüldüğünde bunlar da aynı problemlerle karşılaşırsa nasıl olacak, ne olacak, ne bitecek diye de insan düşünmeden edemiyor. İşin geldiği bir nokta ve genel olarak geleceğe yönelik karamsarlığı bir kenara bırakacak olursak aslında bakarsanız bunların ortaya çıkmasında ki en büyük sebeplerden bir tanesi bu oyunların geliştirme süreçlerinin çok uzaması, daha da pahalanması ve bir proje olarak baktığımızda bu oyun ların normalde belki de ihtiyacı olduğundan daha kısa sürede çıkması için artık zorlanması daha kısa sürede çıkmaktan kastım öyle hani bir senede iki senede değil gene belki çok uzun yıllar geliştirilmesi gerekiyor bunların falan ama geliştirmek için harcanan süre aslında ihtiyaç duyulan süreden yine kısa kalıyor belki de 8 sene boyunca geliştirilmesi gerekiyordu atıyorum ee, bu oyunlardan bir tanesini anlatabiliyor muyum tabii ki abartılı söylüyorum 8 sene sürmesi ee, çok saçma olurdu ne Star Wars Jedi Survivor'ın ne Redfall'un ne de ya da işte Last of Us Part 1'in portlanması oyun sıfırdan yapılan bir oyun bile değildi hani Playstation'e yapılmış bir oyunun PC'ye portlanmış hali orada aslına bakarsanız mantık olarak daha basit bir iş var oluyor olsa da sıfırdan bir şey yapmaya nazaran yine zaman alan bir şey ve onun da süresi uzadığı için ekstradan da belli bir baskıyla beraber geliştiren ekipler daha belki de hazır olmamış olan ya da yeterince farklı sistemle test edilmemiş olan oyunlarla karşımıza çıkıyorlar ve günün sonunda yaşanan problemler de oyunu geliştirenlere bile sürpriz oluyor. Halbuki olmaması gerekiyor. Şöyle kısaca bakacak olursak aslında oyun oyun Last of Us Part 1'in PC'ye gelmesindeki problemler nelerdi? Arkadaşlar çıktığı gün itibariyle devasa 4090'lı ya da en iyi işlemcili sistemlere sahip değil adam akıllı FPS almanız bile çok mümkün olmayabiliyordu. Böyle güçlü sistemlere sahip olanların bile söylediklerine göre hani oyuna girdiğiniz andan itibaren bütün donanımları tam kapasite olarak çalışmaya başlıyor ve bilhassa işlemcisi hani doğum yapan manda gibi bağırmaya başlıyordu ee, diyebiliriz özetle. Bizzat ben, benim başıma geldi. Tamam benim elimde sonuçta böyle 13.900k işlemci işte 4090 ekran kartı olmayabilir ama yani yine baktığımızda 11.700k işlemci ve 4070 ile hani denedim. İşlemcim hakikaten saçma bir şekilde bağırıyordu ve oynamak için de ben de bekleyen bir insan olarak bilhassa PC'ye çıksın da portlansın da oynayalım diye bekleyen bir insan olarak oynayamadım. Hala daha da oynayamadım. Çıkalı da ne kadar zaman oldu. Üzerine patchler falan yaptılar. Şimdi daha oynanabilir duruma geldi ama en son bir patch önce denediğimde hala daha hani deli gibi işlemci fanlarını çalıştırmaya başladığını gördüm. De Dur dedim şimdi durduk yere işlemci yakmayalım. Vazgeçeyim böyle bir dursun. Kaldık ki az evvel dediğim gibi bunu sıfırdan yaptıkları bir oyunda değil portladıkları bir oyunda görmüş olmamız da acayip ilginç oldu. Ki noktaya kadar genel itibariyle ortalamanın üzerinde portlar yaptılar. God of War'da hiçbir sıkıntı yoktu mesela. Ben oynadığımda hiçbir problem yaşamadım. Days Gone'da biraz böyle dertler var Arada FPS düştüğü falan filan oluyordu ama ciddi dişe dokunur oynanmayacak kadar kötü bir durum yoktu. Keza Horizon Zero Dawn'da da ultra ayarlarda genel olarak 60 FPS'i çok rahat bir biçimde alabiliyordum. O zamanlar 5700 XT ekran kartı kullanabiliyor olmama rağmen yani bu durum buyken yapmak istedikleri zaman yapabiliyorlarken bu projede ne ters gitti ve böyle kötü bir portla karşı karşıya kaldık gerçekten bilemiyoruz ama yani bu normal şartlarda Sony stüdyolarından beklemeyeceğimiz bu titizlikten uzak çalışmalar ileriye dönük bir şey uyandırmalı değil. Bir diğer yandan Star Wars Jedi Survivor'da çıkışı itibariyle optimizasyon problemleri yaşadı. Bundan ötürü aldıkları yorumlarda ötürü Metacritic puanlarında, da user score'ları da işte Steam'deki eleştiriler de inanılmaz derecede düşüktü. Aynı şey bu arada tabii ki Last of Us Part başına geldi. Burada yine Star Wars Jedi Survivor'ın başına da gelmiş oldu. İnsanlar oynamak için de oyunu oynayamayınca ekstra bir hayal kırıklığıyla beraber bastılar eksiği bastılar eksiği. Şimdi teknik tarafla tekrardan değinmeyeceğim. Optimizasyonla alakalı işte sonuç itibariyle donanımları hem yoruyor hem de ekstra alanda düzgün FPS alamıyorsunuz. Buna tekrar tekrar dönmeye gerek yok. Star Wars Jedi Survivor özelinde paylaşılan bazı kesitler çok can sıkıcıydı ekstradan. Sanki hani çok da büyük bir problem yokmuş da internette büyütülüyormuş gibi davranıyorlardı açıkçası. Ki bunu da yayınladıkları mesaj içindeki belli bir yüzdelik içerisindeki PC oyuncularının yaşadığı bir problemmiş gibi ele almalarından ötürü hani söylüyorum. Hayır kardeşim ya yani PC'de oynayanların büyük bir kısmı kimisi çok iyi donanımlara sahip olmasına rağmen kimisi ortalama donanımlara sahip olmasına rağmen ellerindeki donanımın hakkını verecek kadar iyi çalışmadığını söylediler ve patır patır da bundan şikayetçi oldular. Yani öyle hani %2'lik, %3'lük, %5'lik, onluk bir kesimin yaşadığı bir durum Değildi bu. Çok daha fazla insan yaşadı yoksa yani insanlar manyak manasını satayım oynadıkları oyuna aa başkası problem yaşıyoruz ben de basayım diye aslında. Gerçi internet ortamında her şey olabiliyor o mevzu ama gerçekten Star Wars Jedi serisi hani böyle ekstradan nefret edilen bir seri durumunda değil. Durduk yere insanlar bunu organize olup yaptığında ben düşünmüyorum. Aksine o insanlar dediğim gibi sevdikleri için, oynamayı bekledikleri için ve oynayabilecekleri günde oynayamadıkları için bu negatif yorumları... Yaptılar. Dolayısıyla işte hani özürle karışık. Ya aslında bizim de yapacağımız çok da bir şey yok. Siz de abartıyorsunuz. Tadındaki girişinden ötürü birazcık tat kaçırdı. çünkü yani sizin sorumluluğunuz kardeşim bunların hepsini test etmek. Hak verdiğim yanları da yok mu? Evet. PC tarafında çok farklı donanımlar kullanılabiliyor. Çok farklı kişiler çok farklı sebeplerden problemler yaşayabiliyor ve bunların hepsini yakalamak mümkün olmayabilir. Ama bu kadar yaygın performans problemleri yaşamak da açıkçası geliştirme aşamasında ya da test aşamasında bir şeylerin ters gittiğini de gösteriyor. Son olarak bir de Redfall denilecek olursak şöyle bir başlamak gerekiyor. Redfall zaten hani inanılmaz büyük beklentilerle beklenen bir oyunda değildi. Genel olarak insanlar da iyi bir oyun olup olmayacağına da şüpheci yaklaşıyorlardı. Çok da iyi tasarlanmış bir oyunda değil açıkçası. Ama ortalama deyip geçebileceğimiz bir oyunda olabilirdi. Şayet hem yapay zeka tarafında hem de performans tarafında ciddi sıkıntıları olmasa. Yapay zeka hani bütün oyunların problemi bir yerde anlaşılabiliyor. Kolay bir şey değil. Yapay zekayı sadece yazılımsal olarak iyi tasarlamak probleminin ötesinde ekstradan iyi tasarlanmış bir yapay zekanın nihayetinde bir işlem gücü de gerektirmesinden kaynaklı donanımsal yaşanan problemler olduğunu tahmin etmek çok zor değil ama bu kadar gerizekalı bir yapay zekayı da yapmak 2023 senesinde çıkan bir oyun için yani kabul edilebilir durumda da Değil maalesef. Yine optimizasyon tarafında da PC'de hani yüksek donanımlara sahip olsanız bile zaman zaman yer yer açık dünyada bazı yerlerde böyle 60 FPS'in altına düşüyor olması da gerçekten çok can sıkıcıydı. Hatta şöyle düşünün hani ortalama donanımı olan insanlar için bile aslında GPU'nun yani ekran kartının tamamını kullanmadığı ortamda %70 ile %80 ile çalıştığı ortamda bile 50-55 FPS'i alıyor olmak bir garip. Ekran kartının tamamını da kullanmıyorsun ama bana istediğim kadar FPS de vermiyorsun. Bu iş nasıl olacak diye de soruyor. Burada muhtemelen grafik motoru ya da oyun motoru ile alakalı hani ekstra problemler de olan bir yanı da vardı. Kaldı ki sadece PC tarafında değil Xbox tarafında da şu anda hani 30 FPS'ten yukarıya çıkamıyor. Performans modu daha sonra eklenecek dendi. 60 FPS'e çıkmasını sağlayacak olan update'in daha sonradan geleceği falan söylendi ama neden? Yani hani belli ki bir şeyler hazır değil. Hani konsol tarafında da bunu sağlayamadın. Hani Series S'de disk gene sağlayamıyor olabilirsin. O daha düşük donanımlı bir konsoldu. Alternatif bir konsoldu. Series X'te en azından 60 FPS'lik bir performans modunu sağlayabiliyor olmalıydınız. Ama tabii ki sonuçta PC'deki performans görüldüğünde çok anlaşılmaz bir şey de değil gibi geliyor 60 FPS'e çıkamıyor olması hiçbir zaman çıkamayacak demeyip de daha sonradan update'le gelecek diye olmaları da gerçekten yani yeterli olan geliştirme süresini siz sunmamışsınız demek ki arkadaşlar. Acele ettiniz yine erken çıkardınız. İzlenimini veriyor yani en azından bana böyle düşündürüyor. Gerçi işte hani ergene erteleselerdi ve 60 FPS'e çıksaydı çok mu bir şey fark ederdi oyun için? Aslında çok devasa bir şey fark etmemekle beraber bu kadar düşük puan almazlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuç itibariyle bir yıl içerisinde bize çok yüksek puanlı blockbuster dediğimiz çıktığı zaman o yılın en iyi oyunları arasında sayılan oyunlar gerektiği gibi hani ortalama güzel kafa dağıtmalık shooter oyunlar falan da gerekiyor. Redfall belki bu olabilirdi. Yani bu şansı da kaçırmış durumda kaldı bu yüzden. Hani harcanan o kadar emeğe üzerinde çalışan insanlara da hani yazık oluyor bir yandan. Her şey bir yana Arkane Studios burada da güzel bir evrende yaratmış. Hani bu evreni de keşfetmekten keyif alacak. Oyuncular da bu problemlerden ötürü yani tamam eyvallah oynayayım keşfedeyim ama yani bir düzgün çalışsaymış da öyle keşfetseydim deyip uzak kalabiliyorlar ki kalacaklar da zaten yani bu da normal. Bir dünya kaçan fırsat yani özetle. Bu sebeplerden de hem senelerce üzerine çalıştıkları hem insanların hani emeklerini harcadıkları hem de paraların harcandığı oyunları heba ediyorlar. Hem de bizim de yani şevkimiz kaçıyor. Tatlı bir şey değil nihayetinde heyecanla beklediğiniz bir oyunun oynanabiliyor olmasının bile şüphede olması. Hani beklersiniz bir oyunu oyun kötü çıkar onu gene kısmen e, sineye çekebilirsiniz. Ama bekledik olmamış istediğimiz gibi bir oyun değilmişler geçersiniz falan ama bir de üzerine oynayamadığınızda ekstradan bir hayal kırıklığı oluyor ve dolayısıyla da aslında negatif yorum bombalanmasını da kısmen ha hak ediyorlar. demek ağır olabilir. Hak etmiyorlar gerçekten çok ciddi emekler sarf ediliyor, paralar, zamanlar sarf ediliyor. Kimse aslında öyle olmasını istemiyor oyunlarının falan ama yani anlaşılır hale geliyor insanların o tepkisi. Bunun da önüne geçmek istiyorum ise bu firmalar bir oyunun çıkışını yapacakları zaman belli bir kalitenin de üzerinde olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok yani. Problem belli çözümü de belli. Bunu Cyberpunk döneminde falan da yaşadık yani bu son dönemlerde çok sık arka arkaya benzer problemlere sahip oyunlar görünce hani e, tekrardan böyle bir video yapayım dedim ama yani yeni bir şey değil. Nihayetinde bu olay çok uzun süredir oyun sektörünü meşgul eden bir konu çıkan oyunların optimizasyon ve yapay zeka problemlerinin hani ardı arkası kesilmiyor kesilecek gibi de gözükmüyor gibi duruyor. Bakalım. İnşallah Diablo 4 tarafında ki betasını oynadık. Hani çok sıkıntılı değildi ama gerçi Redfall'un da betasını oynadık. Star Wars Jedi Survivor'un da oynadık. Hepsinin de oynadık yani. Orada gene çok anlaşılabilecek seviyede oynayamıyorduk. Yani çok uzun süre oynayamıyorduk. Nihayetinde Diablo 4'ü uzun uzun oynamış olsak da bakalım çıkışında nasıl olacak onu da görmemiz gerekecek. Bir de üzerine Starfield var ki esas beni o endişelendiriyor. Yine Bethesda'dan gelen bir oyun olarak. Umuyorum ki Redfall'da yaşadıkları şeylerden ders almışlar ve Starfield'ı da Hani ona göre belli bir kalitede çıkartmaya çalışıyorlardı. Ki zaten epey de ertelenen bir oyun olduğu için hani belki işte bu ertelemelerde gözüken problemleri çözmüşlerdi diye umut ediyorum. Neyse lafı çok uzattım arkadaşlar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.